Demek ki geliyor mesele iman dediğimiz noktada, iman dediğimiz temelde düğümleniyor. Orayı sıkı tutmak lazım. Sıkı tutmak lazım. Allah'ın Resulü bu iman olayını çok ciddi ve titiz bir şekilde ele alıyor, takdim ediyor. Her şeyin bozulmasını imanın bozulmasına bağlıyor. İmanın bozulmasına bağlıyor. Nasıl ki kimya aleminde, dünya aleminde bozulmasın diye etleri tuzluyorsunuz. Eti tuzluyorsunuz bozulmasın. Kavurmayı tuzluyorsunuz. Turşuyu tuzluyorsunuz. Birçok şeyleri bozulmasın diye tuzluyorsunuz. Yani Allah tuzu yaratmış. Tuzu imdada koşturuyor. Şimdi düşünün. Her şeyin bozulmasını önleyen tuz dediğimiz madde, tuz. Bir an düşünün, tuzun kendisi bozulursa, tuz bozuldu. Geriye bir şey kalır mı? Tuz bozulursa, artık o tuzun bozulmasından sonra hiçbir şey kalmaz, hepsi bozulur. İşte iman da böyle. Çevreyi koruyan imandır. İnsanı koruyan imandır, aileyi koruyan imandır, devleti koruyan imandır, beşeriyeti koruyan imandır, tuz gibi. İman bozulursa hepsi ne olur? Tepeden tırnağa bozulur. Böyle temelden düşünmek lazım. Tuz gibi yani. Nasıl ki bir bardak şarabın, şimdi şuraya bir bardak şarap getirseler, içine bir çay kaşığının dolusu kadar tuz atarım ben o bir bardak şarabın içine, dakikası içinde o bir bardak şarap ne olur? Sirke olur, onu içebilirsin. Bir bardak şarabın içine, gidin deneyin, çay kaşığının dolusu kadar tuzu atın, o derhal içilir hale gelir. Haram olmaktan çıkar, helal olur. Niye? O tuz öyle bir madde ki, o şarabın içindeki alkol denen maddeyi öldürüyor, yapıyor sirke. İçiliyor. İman da bilir. Hazreti Ömer, radıyallahu anh Efendimiz Hattaboğlu Ömer, Allah Resulü'nü öldürmeye gitmiyor muydu Mekke'de? Kalbine la ilahe illallah cevheri girer girmez şarap bulmakla çıkıp peygamber yemeği olan sirke haline gelmedi mi? Bak imam da bilir. Otomatik değişiyor yani. Çünkü çeviren Allah, eviren Allah, evreni, kainatı yürüten, akıtan, yaratan O. Her şeye bir kabiliyet vermiş, mana vermiş, hakikat vermiş. Bunlarla beraber dünyada yaşamak zorundayız. Bunları bilmek zorundayız. Onun için İslam alimlerimiz çevreyi çok muazzam incelemişler. Mesela Gazali diyor ki, yeryüzünde hepimizin bildiği gibi akarsular var. Nehirler var, çaylar var, dereler var, akarsular var, ırmaklar var. Bütün bu çaylar, dereler, nehirler, ırmaklar, akarsular aktığı için akıp giderken önüne ne gelirse leşler, pislikler, çöplükler, laşeler, pis necasetleri de önüne katıp bu nehirler götürür mü götürmez mi? Götürür. Nereye kadar götürürler? Denizlere kadar. Nehirler malumunuz gelip denizde duruyorlar, deryaya ulaşıyorlar. Bu akarsuların önüne katıp götürdüğü veya getirdiği leşler, pislikler, çöplükler gelip denize ulaşıyor. Denize ulaştığı gibi kalsaydı, bu korkunç pislik kokan, leş kokan, türlü hastalıklar taşıyan, hastalıklara kaynaklık eden bu pislikler denizde aynen kalsaydı, yeryüzünde sağlık namı taşı kalmazdı diyor Gazali. Allah-u Teala tedbir olarak ne yapmış? O çöpleri, leşleri, pislikleri getiren nehirlerin bütün denize doldurarak denizi de özel olarak tuzlamış diyor. Deniz sularının tuzlu olma sebebi budur diyor. Kokmasın. Hastalık yapmasın. Bak bütün sular tuzsuz geliyor denize, deniz tuzlanıyor. Kendine mi oluyor zannediyorsunuz? Çevreyi Rabbimiz insanın hayatına göre ayarlamış. Denizin tuzlu olmasının sebebi nehirlerin, çayların, derelerin, akarsuların getirdiği bütün pislikleri tuzluyor, kokusunu, çürümesini ve hastalık yaymasını önlüyor. Hatta Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri tabiatı çok incelemiş bir insan. Çevreyi çok incelemiş bir insan. Bir arının bir çiçek üzerindeki bal dediğimiz maddenin ham maddesi nedir biliyorsun? Çiçeğin tozlarıdır. Polen tozları diyorlar. O çiçeğin ortasındaki tozları topluyor. Bir bal arısının bir çiçeğin ortasındaki o çiçek tozlarını toplamasıyla ilgili meseleyi 40 sayfa yazmış kitapta. Hikmetlerini, ibretlerini, manalarını, maksatlarını çevreyi araştırmış. Hale bak. Şimdi diyor ki yeryüzünde vahşi hayvanlar var. Vahşi hayvanlar var. Bunlar parçalıyor mahlukatı. Aslanlar, kaplanlar, şunlar bunlar. Ve bunlar bildiğiniz gibi leş yiyorlar. Kokmuş etleri bunlar yiyor. Kurt düşmüş.
Etleri bu hayvanları yiyor, onlara bir şey olmuyor. Kokmuş bir et insanla birisi yesin, hem sana yakasın. Ama vahşi hayvanlar yiyor, düşmüyor. Vahşi hayvanlar. Yani leş yiyen, parçalayıcı hayvanlar. Ne kadar kokar kokusu biri yiyor. Kokuş etleri, kurtlanmış etleri, pislenmiş etleri yiyor. Onlara bir şey olmuyor. Allah niye bunları yarattı? Bu vahşi, bu parçalayıcı, bu leş yiyen, pislik yiyen hayvanların yaratılışının sebebi insanlar içindir diyor Bediüzzaman. Niye? Eğer ölen hayvanların ölüleri, leşleri, laşeleri, pislikleri olduğu gibi tabiatta, etrafta olduğu gibi kalsaydı, onun kokusundan çevrede insan yaşayamazdı. Allah vahşi hayvanları gönderiyor, temizlik işçisi gibi leşleri temizletiyor diyor. Canavarları bile Allah bizim için yarattı. Çevre ne demek? Leş yiyen hayvanlar insanlar için temizlik işçisidir diyor. Yiyecekler, temizleyecekler etrafı. Ya bir Müslüman çevresine nasıl bakmalıdır? Ne şekilde? İşte bakın Kur'an-ı Kerim açıklıyor bunlar. Resul-i Zişan Efendimiz açıklıyor bunları ama İslam eğitimi olacak ki memlekette İslam eğitimi yani Kur'an'a dayalı, Hazreti Muhammed Mustafa'ya dayalı bir temel eğitim olacak ki Türkiye'de yetişen nesil çevrenin ne olduğunu anlasın. Denizin ne olduğunu anlasın. Denize şehvetle bakıyor bugünkü nesil. Müslüman olsaydı rahmetle baktı. Müslüman olsaydı neslimiz rahmetle denize bakacak, şehvetle değil, hemen şu denize dalayım da yıkanayım, seks yapayım demeyecek. Neslimiz seks manyağı haline gelmiş. Bunun sebebi İslam eğitiminden mahrumiyettir. Bakınız kaç gündür millet meclisinde komisyonlar çalışıyor, din dersi konusu şu anda komisyonda, din dersleri bütün okullara mecburi olarak mı okutulsun, herkesin keyfine mi bırakılsın? Tartışması devam ediyor. Zannediyorum herkesin keyfine bıraksın. Kararı galip gelecek. Yakında. Bunlar Türk milleti adına orada hareket ettiklerini söylüyorlar. Hangi Türk milleti bilemiyorum. Din eğitimi almamış insan, insan olamaz ki. Çevreye merhametle bakamaz ki, çevreyi temiz tutamaz ki, mümkün değil. Ne söylersen söyle. O şehvetle bakıyor, nefretle bakıyor ve hasetle bakıyor ve sömürmek için bakıyor. İnsanın bakışıyla hayvanın bakışı ayrıdır. Mevlana ne diyor? O zaman söyler. İşte bir daha söyleyeyim. Bir insanın önüne diyor bir karpuz koyduğunuz zaman hemen şehvete gelip onu yemek istemez. Evvela tefekkür eder. Ya şu ne güzel bir şey. Şu dışındaki kabuğa bak. Allahu Teala bunu ne güzel yaratmış der. Dışında yemyeşil bir kabuk. Sert bir kabuk, sert ama mutlaka sert. Sert. İni açıyorsun, içi tam aksine yumuşak. Sert bir kıl içinde yumuşak bir madde. Şu tanzimata bak ya. Düzenlemeye bak. Dışındaki kabuğu yemek mümkün değil, içindeki özü, karpuzun içini dişlisi de dişle rahat yiyebilir. Bu da kafi değil, onun şekeri katılmış diyor, şeker. Suyu, şerbeti de katılmış. Bu da kafi değil de güzel bir renk verilmiş. İnsan hoşuna gitsin, insan iyice ona yaklaşsın, nefret etmesin. Onu rahat, severek, isteyerek yesin diye o karpuzun içine hamurunu pişirmiş, şerbetini ayarlamış, şekerini katmış, rengini, boyasını vermiş. Dışına da bir zırh geçirmiş ki böcekler delip de girmesin, mikrop girmesin. İnsan önüne karpuzu aldığı zaman böyle düşünmeden yiyemez diyor. Düşünecek evvela bu ne muhteşem bir şey. Bu ne muazzam ilahi bir düzen. Bu ne güzel Cenab-ı Hak bunu yaratmış diye. Düşüne düşüne bıçağı alacak eline Bismillahirrahmanirrahim diye kesecek. Ya Rabbi sen olmasan, senin Rahman sıfatın olmasaydı bu kupkuru sapın üzerinde böyle bir içi suyla şerbetle dolu harika meydana gelmezdi. Diyerek, düşünerek yiyecek. İnsanın haysiyeti budur. Bakın çevreye, karpuz da bir çevredir. O karpuza bakış açısına bakın Müslümanın. Ama aynı karpuzu diyor bir öküzün önüne koyun, hemen dişini saplayıp onu yiyecektir. Öküz o çünkü. Tefekkürü yok. Teşekkürü yok. Tezekkü yok. İşte karpuzu önüne ala, o harika kombinezonu, o harika organizasyonu, o harika sistemi düşünmeden hemen besmelesiz o karpuzu yiyemeye başlayan adamın vallahi öküzden farkı diyor Mevlana. Öküzdür o. Düşünmedi. O nasıl meydana geldiğini tefekkür etmedi. İnne fi halis semavati vel ard ve ihtilafi leyli ven nehar le ayatin li ulil elbab. Akıl sahiplerine bu sistemde muazzam alametler var. Bunu insan diyecek, hayvan düşünemez. Akıl olmadığı için düşünemez. Ama insanda akıl cevheri var, bir de iman gelirse kalbine beraber, akılla iman beraber hareket ederse o insan en üstün insan. Akılla iman. O insanda iman ile aklı perdeleyecek bir şey olmaz. Haset, kin, nefret, şehvet olmayacak. Ruh terbiye görmüştür. İmanın emrindedir.